Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Yalçın, yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün oyuna en son gelen nişancı rolündeki Illithale'i tanıtacağız, öğreteceğiz. Şöyle hemen skillerinden başlamak istiyorum. Pasif skill ile başlıyorum. Orman kalbi diye adlandırmışlar. Illithale ve Leo yürürken atış yapabileceğini bilir. Her temel saldırı 3 ağır ok vurur. Ağır oku doldurması biraz zaman alır. Okların her biri %45 fiziksel hasar vurur. Sadece ilk ok pasif yeteneğin çalışmasına sebep olur demiş. Çok güzel bir pasif arkadaşlar. Şöyle hemen birinci skill ile devam ediyorum. Bombardıman diye adlandırmışlar. Ok yağmuru yağdırır. 250 fiziksel hasar vurur. Vurduğu bölgedeki düşmanların 3 saniyeliğine 25 fiziksel defansını kırar. Bu çok ciddi bir olay arkadaşlar. Fiziksel defansını kırıyormuş rakibin. Bayağı güzel. Hemen ikinci skill ile devam ediyoruz. Kraliçenin baskısı diye adlandırmışlar. Leo yüksek sesle bağırır. Bölgedeki düşmanlara 200 fiziksel hasar vurur ve 2 saniyeliğine %80 hızlarını düşürür. Yani rakibin bizden kaçmasını engelliyor diyebilirim. Şöyle hemen ultisiyle devam ediyoruz. Şiddetli yay diye adlandırmışlar. Öne sıçrar ve ağır yayını alır. Temel saldırı ile 15 saniye boyunca %140 fiziksel hasar vurur demiş. Evet arkadaşlar, şöyle sizler için hazırladığım tesisatı da hemen göstereyim. Kırmızı Fantom, Hızlı Botlar, Vice Savaşçı'nın Öfkesi, Korkunç Kahkaha, Bitmeyen Savaş ve Umutsuzluk Kılıcı hazırsak şöyle sıralı modda deneyebiliriz. Evet arkadaşlar, ben oraları atladım. Yaklaşık 4 dakikada bulduğu için hemen bu ekrana geçtim. Şöyle basıyoruz. Evet, ilk pick bizde. Şöyle ban atmaması için göstereyim. Bakalım karşı ne banlayacak. Karşıda carry banladı. Initeli direkt kitleyeceğim. Nişancı bölümünde. Bakalım karşı takım hangi pikleri yapacak? Arkadaşlara bir selam verelim dedim. Evet, burnuyu niye alıyor acaba? ADC almıştım zaten. Evet. Maalesef ADC seçti. Yapacak bir şey yok. Karşı takımda iki tank aldı tabi. Belki onlar için de almış olabilir. İki tane de suikastçı geldi şu anda. Evet, Franco geliyor. Bence iki tanka karşı Franco kötü bir tercih. Evet, Franco ve Gord geldi. Bayağı bir geride durmam gerekecek. ADC olarak da Clinch seçtiler. Çok değişik bir takım kompozisyonu oldu iki taraf için de. Saflaştır girmeme gerek yok aslında. Hani daha bir hasarı oynayabilirim aslında şu anda arkadaşlar. Onun için ya da saflaştır yerine direkt fiskeci alayım. Hani kaçmam daha garanti olsun. Gatot kaçının ultisinden falan daha rahat kaçabilirim en azından. Fiziksel ablem seti 60 giriyorum. Dört tane epik arkadaşım yanımda. Aslında mid'e de gidebilirim arkadaşlar. Çünkü iki tane tank olacağı için baskınları kolay kolay yemeyeceğim.
Kortta bir sıkıntı var sanırım. %55'te kaldı. Spell olarak herkesin spell'i normal. Bakalım nereye gidecek. Tamam, ben aşağı gideceğim. Bruno mide gitti. Gordon üste gitmesi gerekiyor. Mavi çalalım diyor. O zaman gidelim mavi çalmaya. Q skill'ini açacağım. Şöyle orman itemiyle başlayacağım. Q skill'ini görüyorsunuz şöyle huni şeklinde arkadaşlar. Zaten skill'leri tanıtırken söylemiştim. Zır delme sağlıyor. Evet, Franco çekecektir zaten. Şöyle geride durup direkt zırhını delebilirim şeyin. Mavinin. Franco'nun artık çekmesi lazım şu anda. Maalesef biraz fazla durdu. Hani çekse zaten kesecektik. Bayağı bir kötü olmuş oldu bu durum. Ve üste de gitmiyor Gort. Gerçi Hayabusa'yı tek bırakıp doğru burada 3 kişi yapabiliriz. Bu da yine güzel bir kompozisyon. Güzel bir taktik diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tutturduğu zaman üstünde kalkan işareti çıkıyor. Kırık bir kalkan işareti çıkıyor. O fiziksel zırhını deliyor demek. İkinci siklimiz fiziksel hasar veriyor yine aynı şekilde. Ve etraftaki düşman ya da orman yaratığı hiç fark etmez. Hareket hızını %80 azaltıyor. Çok çabuk manamızın bittiğini fark ettim tabi her ADC'deki gibi. Şöyle hemen büyülü kolye çıkalım. Bir tane daha çıkacağım bundan. Aslında Gort yanımızda dursaydı daha güzel olabilirdi. Bu lane çok pasif kalacak arkadaşlar. Gatot Kaçı'ya ne kadar vuruyoruz? Kalkanı deldikten sonra. Yine iyi vurduk aslında. Güzel dürtüyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi pasifim sayesinde gezerek vurabiliyorum. Yani durmama gerek kalmıyor. Çok güzel çekti. Bakalım kill alabilecek miyim? Bir tane daha vuracağım. Çok güzel aldım kill arkadaşlar. Hemen çıkmam lazım buradan. Hiç riske atamam kendimi. Buraya gelecek vardır. Kesinlikle geliyorlardır. Franco'nun da çıkması gerekiyor. Umarım yakalanmaz. Çok güzel geri kaçabildi. Ultisini az önce gördüğünüz arkadaşlar ileri atılıyor ve oku büyüyor, yayı büyüyor. Patlayan oklar atmaya başlıyor. Direkt lane'e gideceğim. Ormanı bırakacağım hemen. Çünkü devam edersem lane'den minyon kaçırabilirim. Mino burada büyüyecek. Bakalım ne kadar vuracağız. Şöyle zırhını delelim. Franco kule altına çekmeye çalıştı. Gerçi çekebilseydi kesinlikle kill çıkarırdım. İki tank var karşımızda arkadaşlar. Bayağı bir zorlayacaklar beni. Düşman kayıp yapalım. Biraz daha farma odaklı oynayıp kasılmam gerekiyor şu anda. Tek yapabileceğim şey bu çünkü karşısı iki tane tank. Şu anda Karina geldi karşımıza. Bu güzel bir haber. Hemen şu red'i almam gerekiyor. SS verelim. Mide gidiyor. Büyük ihtimal Bruno'yu kesmeye gidiyor Karina sanırım. Yok. Geri gitmiş. Franco'nun çekmesine bakıyorum arkadaşlar. Çekebilirse çok güzel killer çıkarabileceğimi düşünüyorum. Şöyle biraz lapu lapuyu dürtelim. Tabii Franco çok önde olduğu için öldü. Mesela Fisk'i almasaydım, savaşlar alsaydım kesinlikle burada ölecektim.
Katot kaça için almıştım zaten. Doğru zamanda kullandım. Evet, Franco'muz bayağı inandı şu anda. Rahat ol diyor. Onları çok güzel çekeceğim diyor. Şu an arkadaşlar mesela devam etmiyordum. Niye devam etmiyordum? Karina gelir diye devam etmiyordum ama Karina mide gitti. Hemen geri çıkacağım. Burada bir 3 tane minyon kaybedecekler. Bence şu an iyi gidiyoruz. Bakalım hemen kastığımız paraya. Evet, gayet iyi gidiyoruz arkadaşlar. Alt lane'e göre normal. Üstten de zaten Hayabusa sanırım farkı açacaktır. Mid'deki arkadaşımız da bayağı iyi kasılmış. Şuraya SS vereceğim. Evet, fantomumuzu çıktık ama orada Franco sanki gereksiz zorlamış. Mavi çalmış mı o acaba? Ultimi kaçmak için atacağım. Ama Gatot'un da yiyeceğim. Maalesef. 4 kişiler ve burada kili vereceğim sanırım. Şöyle bir... Mavi çalmış ama yani gereksiz arkadaşlar. Beni de şu an düşürmüş oldu yani. Çok gereksiz bir hareketti bence. 4 kişi buraya gelmiş ve beni kovaladılar, kestiler. Yapacak hiçbir şeyim yok. Tabi diğer lane'lerin bu durumda öne geçmesi gerekiyordu. Evet, Hayabusa bayağı iyi kasılıyor şu an üstte ya. Onu da keserlerse çok güzel. Hayabusa'dan ümitliyim arkadaşlar şu anda. Bayağı güzel kasılıyor çünkü. Alt kuleyi maalesef vermek zorunda kaldık. Hani bir ölüşümüz alt kuleyi vermemize neden oldu. Bunun böyle pasifi sayesinde gezerek vurması bayağı hoşuma gitti. Şimdi daha hızlı gidebileceğiz. Yine SS verelim. Artık yardımla oynayabiliriz. Çünkü Phantom ve botumu çıktım. Ciddi bir hasar vereceğim. Bakalım çekebilecek mi onu? Mino büyüyecek, hemen kaçmamız lazım. Bruno'ya orada 3 kişi baskı yaptı ama Bruno kayarak kaçtı. Güzel oldu bu. Şu an alta gelen herhangi biri yok. Hemen altı ittireceğim. En azından biraz minyon kaybetsinler. Karina muhtemelen dönmüştür ama buraya. Mino dönmüş. Evet, Lapu Lapu da dönmüş. Şöyle bir fake atmaya çalışıyorum ama güzel bir fake attım şu anda. Evet, çok güzel. Bakalım şöyle giderken vuralım. Çok güzel bir hasar çıkarıyoruz Lapu Lapu'ya. Devam edemeyeceğim çünkü Mino büyümek üzere. Direkt Fiskem'i atacağım arkadaşlar. Mino büyüyecekti çünkü. Ultisini atsaydık Karina kesinlikle beni keserdi. Hiç riske atmayacağım kendimi. Çünkü burada kaybettiğim zaman bu kuleyi direkt alırlardı. Çok güzel. Mino ölecek. Büyüyemeyecek de zaten. Onu da keselim. Bayağı iyi oldu bu arkadaşlar. Franco güzel bir hareket yaptı. Ama diğer kuleleri şu an çok boşladılar. Gerçekten Gordon buraya gelmesine özellikle hiç gerek yoktu. Toptan buraya kadar gelmiş. Midi de vereceğiz sanırım şu anda. Killeri aldıktan sonra geri dönmedi arkadaşlar. Şu anda boş boşuna veriyoruz kuleleri. Evet, zırh delmemi de çıktım. Şu anda Q skill ile beraber bayağı bir zırh delmem var. Orada Gort.
Franco çok önde. Tek başına orada olmasının bence hiçbir anlamı yok. Şöyle bakalım, hasar vermeye çalışalım. Bayağı ciddi güzel bir hasar veriyoruz şu anda. İki ADC özelliğini bayağı iyi kullanıyoruz. Bence onu keseriz. Şöyle zırh delmeyi de attım ona. Çok güzel. Altı farm alacağım. Farm yapmak daha önemli arkadaşlar kill almaktan bence. Çünkü çok uğraşıyorsunuz kill almak için. Farmı hemen yapıp çıkabilirsiniz. İtemlerinizi en azından daha hızlı çıkabilirsiniz farm yaparak. Doğru zamanda doğru yerde olduğunuz zaman çok güzel farm yapabilirsiniz zaten. Yani boş boşuna kill kovalamanıza bence hiç gerek yok. Şu an mavilerini alamadılar. Şöyle bir ultimi açacağım ben artık mavi için. Evet, aldım mavi. Çok güzel aldım. Şöyle giderken hasar vermek gerçekten muhteşem oluyor. Bence keserim gelirse bana. Çok güzel. Ben burada bunu bence keserim. Bakalım Hayabusa geldi ama. Ona çok kafayı taktı şu anda. Clint'i ölecektim az daha. Çok güzel de üstten Zilong bayağı bir ittirdi arkadaşlar ya. İç kuleyi kadar açtı galiba. Yok, iç kuleyi açamamış. Güzel. İç kuleyi açamaması güzel. Şöyle hemen artık şu mana itemlerimi satabilirim. Şu an çok ciddi bir hasarım var. Takım savaşı yaparsak bence çok rahat alabiliriz. Pasifi gerçekten bayağı işe yarıyor arkadaşlar. Az önce de gördünüz zaten. Şöyle hemen farm alacağım. Şu an bence Lord'a saldırabiliriz. Şöyle bir Lord'a saldırı yapayım. Takım da fark etsin. Lord'a saldırı yaptım. Evet, Lord'a saldırıp direkt oyunu bitirebiliriz bence Lord'la. Gerçi ilk Lord belki defans yapabilirler ama takımım gelmesi gerekiyor ama takımım gelmiyor şu anda. Zilong buralardaydı. Evet, Zilong kaçıyor. Çünkü öldürebilirim Zilong'u. Direkt diğer tarafa gideceğim. Karina burada. Ultimi açayım. Çok yanlış attım şeyim ama alacağız herhalde Karina'yı burada. Çok güzel. Lord'a girebilirsek güzel olur aslında. Ama takım gelmiyor. Çok yanlış bir hamle yapıyor Mino burada. Hani bu canla burada olmaması lazımdı. Ama güzel, fiskesiyle kaçtı. Olsun, bir sonraki fight'ta fiskesi olmayacak en azından. Onu kesebildik mi? Kestik. Şöyle mavileri var. Mavilerini alayım. Mavi aldığım için base'e gitmeme gerek kalmadı. Ultisi gerçekten çok güzel vuruyor arkadaşlar. Efekti falan da harika. Şöyle artık orman itemini satabilirim. Şu an yapacağımız tek şey Lord'u almak olacaktır. Şöyle Lord'a saldırı atıyorum. Çok güzel. Artık Lord'u almamıza gerek yok. 25 saniyeleri var doğmalarına. Clint'i fiskemle beraber kesmeyi deneyebilirim. Evet, kesinlikle keseceğim. Çok güzel. Çok güzel oldu bu. Evet, 7 saniye var. Acaba bitirebilecek miyiz? Bence bu minyonla bitirebiliriz. Bu güzel oyun için bütün takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Initel baya güzel bir karakter arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum.
Bakalım ne kadar hasar vurmuşuz. Hemen şöyle. %31 hasar vurmuşuz. Gerçekten muazzam bir hasar arkadaşlar. Bruno %25 vurmuş. Ama gerçekten Bruno'yu burada tebrik ediyorum. Karşı iki tank yapınca ADC aldı. Çok mantıklı bir hareket oldu bence bu. Çünkü iki tanka karşı tek ADC fazla yetmeyebilirdi. Gördüğünüz gibi Bruno ile bayağı bir yüksek bir hasar çıkarabildik. Evet arkadaşlar, bu öğretici videoyu da bu şekilde sonlandırmış olalım. Bir sonraki öğretici videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.